Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 7 Kasım Cumartesi İzmir yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Sevgili dostlar İzmir'de de 9 koşulu bir programımız var, 2 altılımız var. Birinci altılı gayrımızın başlangıç ayağı, birinci koşu 17.30'da start alıyor. Mailen 3 yaş Araplar, 1200 metre çimle 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var. 1 ile 9 nolu safkanlarımız ekürü olarak start alıyor. Evet burada iki at yeterli gördüm. O da ilk yarış hayatına Bursa'da başlayan 1200 metre çiminde ikincilik şartlı bir de. Sonra İzmir'e gelip İzmir'de de 1300'de güzel bir ikincilikle ayrılan Halil Kaplan'la da iki seferde o start almıştı Halil'le komşu Özcan 4 nolu safkanımız. Ee, ben burayı kazanmasını bekliyorum. İlk şans vereceğim safkanımız olacak. İki at önereceğim. İkinci şans safkanım Mustafa Çiçek'le ilk defa start alacak olan Bahariye 7 nolu safkanımız. O da son iki koşusu İzmir'de 1200'de ikinci son koşusunda da yine 1300'de güzel bir üçüncülükte ayrılan Bahariye o zaman Bekir Mert Mırık'la start almıştı yakın ara bir üçüncülüğü var. Yedi nolu safkanımızda kuponumuza yer verelim diyorum. Yani 4 ile yedinin arasında geçecek bir mücadele birinciliği belirler diyorum. Maide'ne veda edecek safkanlarımız 4 ile yedi nolu safkanlar olacak sevgili dostlar. Tabii ki benim görüşüm. Evet ikinci koşu Handikap 16 4 ve yukarı Araplar 1900 metre kumla start oluyor 13 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet burada banko olarak kuponumda yer vereceğim. O da 5 nolu safkanımız Bekir Mert Mırık'la bir kere start aldı. Onu da kazanma başarısı gösterdi. Son koşusunda şartlı 4'te 1200 metre kumunda İzmir'de 5 e, nolu safkanımız bence yine kazanmaya çok yakın diyorum. Sizlere bank olarak önereceğim. Yarın da kuponumda bank olarak bırakacağım. Rakip isteyen arkadaşlar arkadaşlar 4 numara Fırtın Öfkesi olur. Fırat Aslan'la sevgili dostlar, o da son iki koşusu gerçekten başarılı şartlı. İki İzmir'de 2000 metre kumunda güzel bir üçüncülük. İzmir'de son koşu 1600'de biraz kısa geldiğini düşünüyorum. Ee, bu uzayan mesafede söz sahibi olur diyorum. Yani 4'e 5'e güvenmeyen arkadaşlar 4 numara fırtına öfkesi de en ciddi rakibi olur diye düşünüyorum. Ama ben 5'in e, foto öne geçme düşünüyorum. Yani düşün, düşüncesindeyim geçmesini bekliyorum. 5'i sizlere bank olarak önereceğim sevgili dostlar. Evet 3. koşumuz şartlı 5 4 ve kola Araplar 1300 metre çimle start alıyor 9 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada 3 at önereceğim. İlk şans vereceğim atım. O da Onur Yıldız'da harika bir uyum içerisinde. Son 4 koşusu da Bursa'da. Harika işlere imza attı sevgili dostlar. bir ile 1200 e, şartlı 3'te 1400, ondan önce 1300'de ikinci son koşusunda 1500'de şartlı 5'te ikincilikle ayrılan kutup. Burayı kazanmaya çok yakın görüyorum. İlk şans vereceğim safkanlardan biri olacak. İkinci atım Altınma Özalak olacak. Mustafa Çiçek'le bir kere start aldı. ikinci kez de Mustafa ile buluşacak olan e, şartlı 4'te 1200'de güzel bir ikinciliği var. Hatta e, burada şartlı 3'te 1300 metre çimini kazanma başarısı da göstermişti sevgili dostlar. O zaman Onur Yıldız vardı. Benli Gül'ü de geride bırakmıştı sevgili dostlar. Yani 5 e, e, altın safkanımız Mustafa Çiçek'le en ciddi rakip olur diyorum kutupa sevgili dostlar. Üçüncü atımda e, aynı koşunun ikincisi olan o da Arif Okan Pazar'la Aprant arkadaşımız da ilk defa start olur. de bir çarpı atalım. Üçüncü şans safkanım olarak Özal'ın o koş, e, koşuda kazandığı koşunun ikincisi o da burunla e, ikincilikte ayrılmıştı sevgili dostlar. Bu sefer ondan da güzel bir koşu gelir diyorum. İlker Soyat'la start almıştı. E, Arif ile de Arif Okan Pazar'la da Aprant arkadaşımız da iyi bir koşu gelir. Dörde şans verelim diyorum. Yani sıralamam 2, 6 ve 4 nolu safkanlar olacak 3. koşuda. 7'li plasemizin de başlangıç ayağı Evet dördüncü koşumuz şartlı 5. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çimle start alıyor. 9 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. İkinci altılı gayımızın da başlangıç ayağı biraz zor koşuyla start alıyor. Burada sizlere 5 at önereceğim. İlk şans vereceğim atım 3 nolu safkanımız olacak. Gökhan Gökçe ile kazanmaya yakın görünüyor sevgili dostlar. 3'ü ilk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım 4 numara olacak. Mehmet Kaya ile ilk defa start alıyor. Bir çim yarışına çıktı zaten. ikinci kez de çime çıkacak. Şart 4'te 1200 metre çiminde güzel bir ikincilik de ayrıldı. 3 nolu saf hemen arkasına bir buçuk boyla Muhammed Mirbilgin'le start almıştı. Şimdi değişen jokeyi Mehmet Kaya ile şanslı olur diyorum. 4'ü de ikinci şart saf olarak önereceğim. 3. atım oğlum Çelik. Mustafa Çiçek'le o da son koşusunu, Mustafa Çiçek'le ilk defa start alır son koşusunu Bursa'da A3'te açık 3'te 1200 metre kumunda dokuzunculukla ayrıldı. Güzel safkanların arasında start almış. İşman Çizik'le maalesef derecesi ayrılmıştı. Ondan önce koşusu İzmir'de şartlı üçü kazanma başarısı göstermişti sevgili dostlar. O zaman Ali Alpagut'la start alan... Ee, 5 nolu safkanımız Mustafa Çiçek'le şanslı olur diyorum. 5 ile kuponumda 3. şanslı safkanım olarak önereceğim. 4. atım 1 numara Akap Akapba Göktuğ olacak. Barış Kurduyla o da iyi uyum içerisinde 3 kere koşup ikisinde kazanma başarısı gösterdi. Bu kısa mesafede iyi koşu çıkartacağını düşünüyorum. Ve de bu mesafeler şart 4'te de hatta kazanma başarısı da göstermişti sevgili dostlar İstanbul ve Ankara'da e, grup 2 grup 3'te mücadele etti Maalesef beşincilik ve altıncılıklar oldu burada İzmir'de iyi e, çim performansına sahip Barış kurdur ya da iyi uyum içerisinde sonlarda bariyer dibinden çok güçlü geliyor mutlaka kurumuza biri de şans verelim son atım 6 numara olacak Fırat Aslan naprant arkadaşımıza o da start alacak İzmir'de son. İki koşusu 1300'de ikinci son koşu kısa vadeydi yine 1300'de e, dördüncülükte ayrıldı. 6'yı da kuponumuzda Fırat Aslan'la çok şanslı olur diyorum. 6'yı da şans verelim. Sıralamam 3, 4, 5, 1 ve 6 nolu safkanlar olacak. Dördüncü koşuda ikinci altılık aynımızın başlangıç aya sürpriz açık bir koşu sevgili dostlar. Evet 5. koşu Mayden 3 yaşlı Araplar 1200 metre çimle start oluyor. 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var. 8 ile 10 nolu safkanlarımız ekürü olarak start alıyor. Burada da 4 at önereceğim. İlk şans vereceğim atım. 9 nolu safkanımız olacak. Onur Şevket İrdiş ile Aprant arkadaşımız da 7 kere start aldı. Gerçekten harika yarışlara sahip. Onur'la da maalesef hiç birinciliğe ulaşamadı. Bu sefer maydene veda etmeye yakın diyorum. da kuponumuza ilave edelim. İlk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım 8 numara Ekürler. O da Mercan Akın'la start alıyor. Son koşusu İzmir'de 1300 metre çiminde güzel bir üçüncülükle ayrılan 8'de ikinci şans atım olarak önereceğim. Üçüncü atım 4 numara son mahsul Mehmet Kaya ile o da iyi uyum içerisinde. Son çim performansı güzel bir koşu çıkarttı. İkincilik de ayrıldı sevgili dostlar. O zaman Çetin ok start almıştı. Ee, Usulcan'ın kazandığı o koşunun hemen arkasında e, bir boyla güzel bir ikinciye sahip olan dördü de kuponumda şans vereceğim. Son atımda 11 numara uçan yumruk sevgili dostlar Gökhan Gökçe ile ilk defa start alıyor. E, ben daha önce e, maydana veda etmesini bekliyorum. Gerçekten güzel koşular sahip. İzmir'de son... E, 1200 metre çiminde güzel bir ikinciliği var. Ben kazandı gözüne bakacak ama teskire o zaman Bekir Mert Mırık'la güzel bir koşu sergileyip uçan yumruğu geçme başarısı da göstermişti. 11'de uçan yumruğu da mutlaka kuponumuza şans verelim. Sıralamam 9-8-4 ve 11'in oğlu Safkanlar olacak 5. koşu. Evet 6. koşumuz 1. altılık ayrımızın son ayağı kısa vadeli dişilere mahsus 3 ve kore İngilizler 1300 metre çimle start alıyor. 11 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 3 at önereceğim. 3 at kuponumda yer vereceğim. Kazanmasını beklediğim safkanlar. İlk şans vereceğim ama Utku'nun kızı olacak. Sinan Özen'le bir kere start aldı. Onda kazanma başarısı gösterdi. İzmir'e şartlı 5'te 1900'de son kostunu 1300'de bu mesafeli Sinan Özen'le kazanan Utku'nun kızı mutlaka kuponumuza yer verelim diyorum. 1 nolu safkanı. İkinci atım 5.0 Sumatra olacak. O da son koşusunu e, bu mesafede kazanma başarısı gösteren Barış Kurdu ile start almıştı 61 kiloyla. Şimdi Gökhan Gökçe ile start alacak olan 5.0 Sumatra'yı da kuponumda şans vereceğim. Son atım 9 Sumatra. Volimte olacak İlker Soyat'la harika iyi uyum içerisinde üst üste 1302. ikinci 1300'de ikinci ikincilikleri Utkun'un kızının hemen arkasında ikincilikle Utkun'un kızın kazandığı koşunun hemen arkasında ikincilik de ayrıldı sevgili dostlar. Ondan sonra 5 nolu Savka'nın Sumatra'nın arkasından da aynı şekilde yine ikincilikte ayrıldı. Bu sefer Utkun'un kızı ve Sumatra'ya zor anları yaşatabilir kazanmaya bunu da yakın görüyorum. 9'da mutlaka kuponumuza yer verelim. Sıralaman 1, 5 ve 9 nolu safkanlar olacak. 6. koşumuz 1. altılık ayanımızın da son ayanda. Evet 7. koşumuz şartlı 4. 3 yaşlı Araplar 1400 metre kumla start oluyor. 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da 3 at önereceğim. İlk şans vereceğim atım düzlük prensesi olacak. Ali Alpagut'la start alacak olan Düzlük prensesi 5 nolu safkanımız kazanmaya yakın görüyorum. Bursa'da 1200'ü kazandı. Kocaeli'de şartlı 2400 bu mesafede kazandı. Son koşunu kısa vade 6'da 4.lük ayrıldı. İzmir kumuna ilk defa çıkacak olan Düzlük Prensesi de mutlaka kuponumuza şans verelim sevgili dostlar. İyi bir koşu geleceğini düşünüyorum. 5'i ilk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım 10 numara Ak İrem Mustafa Çiçek'le bir kere start aldı. Son koysunda Kocaeli'de 1200'de Maydan'a veda etmişti sevgili dostlar. Şimdi İzmir'e geliyor. İzmir'de de o da ilk defa start alacak. Onu da kuponumda ikinci şans safkanım olarak önereceğim. Son atım 2 nolu safkanımız olacak. Nurettin Şen'le bu grubun gerçekten kaliteli safkanı hiç yaban atmayalım sevgili dostlar. Zarafetliği de kuponumuza yer verelim. bir tatlı bir sürprize imza atacağını düşünüyorum. 2'yi de kuponumda şans vereceğim. Sıralamam 5-10 ve 2 nolu safkanlar olacak sevgili dostlar 7. koşuda. Evet 8. koşumuz Mayden. 3 yaşlı Araplar 1200 metre çimle start oluyor. 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada Mayden'e veda etmesini beklediğim o da 4 nolu safkanımız olacak sevgili dostlar. Sinan Özen'le 4 kere koşup maalesef e, Mayden'e veda edemedi. Bu sefer etmeye çok yakın görüyorum. 4'ü sizlere banka olarak önereceğim. Güvenmeyen arkadaşlar da master olacak. O da 8 numaralı safkanımız Durmuş Malatya'yla son koşusu 1300 metre çiminde güzel bir ikincilik elde etti sevgili dostlar. Dilanca'nın hemen arkasında o zaman ekürü koşmuşlardı. 9 ma tek nefesle e, Kaan Gökçe ile Aprant arkadaşımıza 1.5 boyla ikincilikte kalmıştı. E, bir tek rakibi 8 e, nolu safkan olur diyorum. Ama 4'ün Harzem Harzemşah'ın Sinan Özen'le fotoyu ve de Maiden'e veda etmesini yakın görüyorum. Sizlere ikinci bankumu olarak öneriyorum. Evet 9. koşumuz ikinci altılıgâh ayrımızın da son ayağı oluyor. Handikap 14 3 ve Kore İngilizler 2000 metre çimle start alıyor. Burada da 17 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var. 6 ile 13 nolu safkanlarımız ekür olarak start oluyor. İlk şans vereceğim atım kazanmasını beklediğim o da 2 nolu safkanımız olacak sevgili dostlar. Ali Alpagut'la start alıyor. Mutlaka kuponumuza şans verelim diyorum. Handikap 15'i bu mesafede kazanma başarısı da göstermişti Ali Alpagut'la. Yine Ali ile şanslı olur diyorum sevgili dostlar. O zaman e, erkeklerle mücadele ettiği yine erkekler de var. Onların arasında birincilik elde etmişti. Yine kazanmaya yakın görüyorum. Evet ikinci atım bir numara Darkin olacak. Bekir Mert Mırık'la Prant arkadaşımızla bir kere start alıp onda kazanma başarısı göstermişti. 2400 metre çiminde harika bir koşu sergiledi kazanan o da bir numara Darkin. Yine mesafe de kızalsa ben e, yine başaracağını düşünüyorum. 2000 metre şimdi Handikap 15'te de e, güzel bir ikinciliği vardı sevgili dostlar. Mutlaka kuponumuza şans verelim diyorum. İkinci şanslı safkanım olarak. O da ikincilikle ayrıldı. O koşuda 2 e, nolu safkanımız kazanmıştı. Onun arkasından ikincilikte ayrıldı. Biri de ikinci şanslı safkanım olarak önereceğim. Son atım 5 numara Börü. Muhammed Mirbilgin ne bir kere start aldı. Harika koşullara sahip ama bir türlü fotoya uzanamıyor. Bu sefer onu başaracağını düşünüyorum. Börü'yü de Muhammed Mirbilgin'le şanslı olur diyorum. 5 nolu safkanımız sevgili dostlar. Sıralamam 2, 1 ve 5 nolu atlar. Benim için yeterli olacak 9. koşu ikinci altılık gayrımızın son ayında. Evet Bursa'dan herkese tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi Tüm sevdiklerinize bol kazançlı bir hafta sonu geçirelim hep beraber sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.